Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Merhaba, selamlar, hoş bulduk. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok değerli konuklarımız var. Bugün biraz perakendenin bugününü konuşacağız. Yaşadığımız bu pandeminin etkilerini konuşacağız ve bir taraftan da bunun devamında yapılması gereken adımlar ve bu liderlerimizin ne düşündüğü hakkında fikir sahibi olacağız. Ben önce konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Önce Fatih ile başlayayım. Fatih Bahar oldukça eski bir dostum. Vestel'de birlikte çalışıyoruz uzun yıllardır. Vestel Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Müdürü. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Fatih Bahar, 40 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 15 yıldır Zorlu grubunda çalışıyorum. Zorlu grubu sektörel olarak biraz bilgi vereyim arkadaşlara da. Aslında tekstil, elektronik, enerji ve gayrimenkul olarak 4 tane ana sektörden oluşuyor. Yaklaşık 25 bin civarında bir çalışanı olan bir grup. Bunların tabii ailelerini vesaire de sayarsak 100 bin kişilik bir aileyiz aslında. Bu saydığım sektörler arasında benim sorumluluk alanım aslında Vestel Ticaret Domestik tarafı. O tarafında yaklaşık 2000 civarı bir personel kapasitesi var. 300'e aşkın yetkili servis ağı var. 1000'i aşkın da bir bayi ağı olan bir organizasyon. Genel itibariyle satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri genel fonksiyonellerini barındırıyor. Ben de bu çerçevede bu departmanlara BT ve iş geliştirme boyutunda desteklerimi vermeye gayret ediyorum. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim aslında özetle ve Çok grubu. teşekkürler, ağzına sağlık. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Sinan Bey ile devam edelim. Sinan Bey, Lego Store'larda birlikte çalıştığımız çok değerli bir iş insanı. Hem girişimcilik yönü var hem de oldukça iyi firmalarda daha önceden profesyonel bir kariyeri var. Müthiş birisi Sinan Bey. Sinan Bey, sizi de Estağfurullah. bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Ben yaşla başlayayım. En yaşlı ben olacağım galiba. 50'ye giriyorum bu sene inşallah. Daha önce söz etmeden Göstermek. olmak, Tibo Holding'de bir 18 yıl geçmişim oldu. Hani hayatı, iş hayatının her şeyi öğrendiğimiz bir yer oldu. Sonrasında danışmanlık hayatına başladık. Hem burası, hem Türkiye, hem Romanya ve çevre ülkelerde bayağı bir markaları oraya götürme veya farklı işler yaptık. En sonunda 2 seneyi geçtik. Türkiye'de Lego Store operasyonuna başladık. Peraj Grup diye bir grubumuz var aslında benim de içinde olduğum. Türkiye bacağında birlikte başka şeyler de yapıyoruz. Aslında Dubai kökenli bir şirket ama Doğu Avrupa'nın en büyük franchise gruplarından biri. Onun üzerinde uluslararası marka var. Türkiye'de de birlikte Lego Store'ları yaptık. Online, offline şu anda Lego Store operasyonunu yapıyoruz. Yeni bir işe başlamıştık aslında tam açar açmaz şey başladı, pandemi başladı. Dünyadaki en iyi kodlama robotik kursunun master franchise'ını aldık aslında Türkiye için. İlk kursumuzu da açtık, derslerimize de başladık ama kriz çıkınca online'a dönüş yaptık orada da. Onu da ileride büyütmeyi planlıyoruz. Farklı farklı da grup olarak da biraz böyle butik çalışıp şeyi seviyoruz. Fırsatlar, farklı şeyler, o döneme uygun neler çıkıyorsa onlar üzerinden, hani çok standart üzerinden bir şeyler yapmak değil, farklı bir iş yapışı olan bir grup, keyifle çalışıyoruz. Ben de güzel şeyler söyleyeyim. Allah Kutat Bey, biz de sizi tanımaktan çok mutluyuz. Yani bugün arkadaş olarak da söylüyorum. Hem iş hem arkadaş. Eksik olmayın. Güzel sözleriniz için de. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir panel olacağına eminim. Ve Volkan Alacalıoğlu. Volkan, sevgili dostum, hoş geldin. Seninle de Grup İstanbul, daha çok bilinen markalarından Tefal olarak belki insanlar daha sıkı biliyor olabilir firma ismini. 20 yıldır neredeyse dostluğumuz var. Tekrar hoş geldin. Grup İstanbul'da ürün geliştirme ve satış sonrası hizmetler müdürü. Beni Doğru, tanıyalım. doğru. Ben de 42 yaşındayım, ortada kaldım böyle. 20 Hayatımın yarısı Grupsep'te geçti. İlk işim ve halen devam. 1998'de girdim, operasyona dahil oldum ve 22 senedir gruptayım. Grupsep dünyanın en büyük küçük ev aletleri üreticisi.
GroupSafe deyince tabii kimse tanımıyor aslında. Hani bizde ağız alışkanlığı, nerede çalışıyorsun? Tefal'de çalışıyoruz diyoruz. Ama Tefal'in haricinde Rowenta, Monolex, Krups ve yeni bünyemize dahil olan WMF grubu silit markalarıyla artık bünyemizde. Türkiye'de bunların satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumluyuz ve bu operasyonu yönetiyoruz. Ben yerli üretimden sorumluyum aynı zamanda. Çünkü üretimimizin, satışımızın %30'u yerli üretim oldu. Bu operasyonu yönetiyorum. Aynı zamanda tüketici memnuniyeti tarafından, yani satış sonrası hizmetlerden sorumluyum. Çağrı merkezi, servis ağı, yedek parça, tedarik zinciri. Benim sorumlu olduğum alan bu alan. Tekrar merhabalar herkese. Bakalım. Tekrar hoş geldin. Iron Man gibi bir karakterle karşı karşıyayız. Şimdi ben önce sözü Fatih'e vermek istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bu COVID-19 tabii bir dünyada bir pandemiye dönüştü. Ve herkes bundan etkilendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren biliyorsunuz küreselleşme ortaya çıktı ve bu fikir hızla yayıldı ve bunun tabii sonuçlarını da yaşıyoruz bir taraftan. Hem olumlu etkileri varken böyle bir salgına da ne kadar açık olduğumuz, insanların, coğrafyaların birbirlerine bu kadar yakın olması, ilişkilerin bu kadar hızlı gelişebilmesi bizim bu salgınlara karşı da çok hızlı bir şekilde etkilenmemize yol açtı. Tabii bu pandemi, çok pandemi diyelim artık, buna zaten öyle deniyor. Pandeminin tabii daha önceden bir tarifi, yaşanmışlığı bizim tarafımızda uzun süredir olmadığı için, yani 100 yıl önce olduğu için biz bugünkü insanlar buna biraz böyle sanki hazırlıksız yakalandık ya da en azından beklemiyorduk. Belki şu şansımız vardı, doğuda daha önce gözükmesi, yavaş yavaş diğer coğrafyalara doğru sirayet etmesi, biraz böyle ne oluyor acaba oralarda, bir gariplikler oluyor konusunda belki şirketleri şeye geçirmiş olabilir, harekete geçirmiş olabilir. Sizler şimdi farklı farklı iş birimlerinde çalışıyorsunuz. Fatih, sen özellikle teknoloji IT'nin başındasın. Mutlaka farklı iş planların ve buna karşı farklı tepkilerin var. Biraz bahseder misin? Şirket olarak ve bir Fatih olarak sen bunu nasıl karşıladın? Ekibinle, şirketinle nasıldı? İlk tepkilerini merak ediyoruz. Okay. Dediğin gibi aslında 100 yıldır yaşanmamış bir olayın karşımıza çıkıyor olması bizde bir şok etkisi yarattı. Aslında bu şok etkisi de yani düşünüyorum şimdi 10-15 günlük bir süre zarfını buldu neredeyse. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Eve gidiyoruz, evde sürekli bir haber seyretme, sürekli bir işte sağlık kurulundan birisi çıksa da bir açıklama yapsa. Ben mesela bir ara artık sinirlenmeye başlamıştım. Sürekli bir maske takalım mı takmayalım mı konuları vesaire. Hep kendimizi düşünür olduk. Aslında işten biraz da koptuğumuz dönemlerdi bunlar. Yani nerede nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmezcesine hareket ettik belki de birkaç gün. Fakat daha sonrasında ya ben özellikle hani kendi şirketim tarafında şu anki tabloya baktığımda bizim aldığımız önlemler burada çalışanların yaşam biçimi anlamında aldığımız önlemler anlamında bugünkü resimle aslında Türkiye'de ilk vakanın çıktığı zamanlarki resim aşağı yukarı aynı. O anlamda çok gurur duyuyorum şirketimle. Yani hemen aslında önlemleri aldılar. Biz maske, hijyen, mekanların temizliği, insanların mümkünse tamamının zaten evden çalışmasına zaten ilk anda tepki verdik. Ve herkes bizim gibi zaten ağırlıklı hani IT tarafında olan insanlar zaten buna meyilli işler olduğu için hemen reaksiyon gösterdik o anlamda. Tabii buna kimi zaman hani kişisel olarak düşündüğümde, hatta bunu bir genel müdür seviyesinde de duyduğum oldu, bozulanlar da oldu. Ya biz evden çalışırken çok daha fazla çalışmaya başladık. Ne oluyor? İşverenler bu işe sevinmiştir herhalde falan gibi tepkiler almaya başladık. Yani şunu diyen bir grup müdürü hatırlıyorum. Yani 12'de notebook'umu kapattım artık. Yeter artık dedim ve kapattım falan gibi. Aslında orada da biraz disiplinize etmek lazım kendimizi. Yani ben mesela o anlamda kendi adıma çuvaldızı kendime batırayım. Biraz yanlış yapıyorum. Ulu orta bir yerde bir notebook'um duruyor evde çalışırken. Sürekli bir dürtme durumu söz konusu. Yani orada bir İş var, seni bekliyor. Sürekli bir oraya gitme hissiyatı doğuyor. Aslında kendimizi biraz izole etmemiz lazım bu anlamda. Çalışma saatlerini ve yaşam saatlerini birbirinden ayırmamız lazım.
İş tarafına gireceğim yine. Aile tarafında biraz etkisinden bahsedeyim. Aslında herkes de duyuyordur ve yaşıyordur zaten. Biz evlere tabiri caizse kapandıktan sonra etkileşimimiz bir hayli artmaya başladı. Yani esasen insanlığın gidiş yönünü arada bir böyle karikatürlerle veya animasyonlarla falan görürsünüz. Herkesin elinde bir telefon, o telefona bakar ama esas resmi hepsi kaçırır gibi durumlar vardır ya. Evet, biz de bunları zaman zaman yaşıyoruz. Gerçi çocuklarımıza yaşatmamaya çalışıyoruz ama yaşıyoruz. Bu eve kapanma olayında da yaşadık ama bir yaşıyorsun, iki yaşıyorsun, üçüncü gün artık bir etkileşime girmeye başlıyorsunuz. Bir zaten üzerinizde bir enerji oluşuyor, bu enerjiyi atmanız gerekiyor vesaire. Hatta o konuda bir örnek vereyim ben. Kızımda normalde şeydir, benim bir kızım var. O kızımın çok enerjik birisi değildir, sakin birisidir. Ama bu günler zarfında baktım enerjisi çok yükselmeye başladı. Şimdi esasen dışarı çıkma imkanımız da var aslında. Biz sitede oturuyoruz, parkı var, bahçesi var ama dışarıya çıkmaya da çok meyilli gibi gözükmeyince ben de PlayStation'dan bir oyun buldum. O Just Dance belki duymuşsunuzdur. Onunla enerjisini atmaya başladı vesaire. Yani alışmaya başlıyor insan. İnsan her şeye alışmaya başlıyor özetle. Şimdi şu anda evden çalışmaya devam edelim deseler, ben hem işveren anlamında hem de çalışan birisi anlamında çok fazla çok ağır farklılıklar olacağını düşünmüyorum. Zaten bugün de bu arada iş yerinden katılıyorum. Ara ara biz normalleşme sürecine uyum sağlayalım önden diyerekten ara ara geliyoruz ofisimize. Burada da insanlarla görüşürken şöyle tepkiler aldığımız oluyor. Ya biz 100 kişilik ya da işte ne bileyim 50 kişilik, 20 kişilik toplantılar yapıyorduk. İnsanları bir araya getirmek için o kadar uğraş veriyorduk. Neden bunlarla bu kadar uğraşmışız? O teknoloji zaten varmış. Bunun farkına varmamız için illa bir korona etkisi olması mı gerekiyormuş gibi tepkiler alıyorduk. Aslında burada işte bizim işlerimiz devreye giriyor. Şimdi ilk 10 gün şok zamanını atlattıktan sonra artık ben kendi adıma söyleyeyim, kendi iş portföyüm anlamında söyleyeyim. Artık şeye kanalize olmaya başladık. Video konferans tool'ları, uzaktan çalışma tool'ları vesaire. Bu tür yönlere çok özen gösterdik ve fokus olduk. O anlamda biz bir ürün kullanıyoruz ve gayet memnunuz. Onu siz de kullanıyorsunuz logo olarak da. Peşinden aslında ha nerede kalmıştık deyip satışlarımıza odaklandığımız zaman ise aslında bizim gündemimizi koronavirüsü ilk anda, ilk günlerde hemen hissedilir derecede etkiledi diyemem bizim sektörümüzü. İlk günlerde en azından. Ama sokağa çıkma yasakları ve işte ne yazık ki ölüm sayılarının artması sonrasında yaşanan bir o şok süresince bu bir durgunluk yaşadığımız söylenebilir aslında. Ancak esasen bizim gibi dayanıklı tüketim ev aletleri ve elektronik sektöründeki Volkan Bey gibi firmaların genelinde de olduğunu düşündüğüm aslında bir sonraki evre satışlar anlamında bizi biraz daha olumlu bir tabloya taşıdı. Arkadaşlarımızla da sohbet ederken hep dile getirdiğimiz bir latife var. Allah'tan evde kalıyoruz. Yani bunu iş anlamında düşündüğümüzde söylüyoruz biz sektörel manada. Çünkü evde kalan ailelerin birbiriyle etkileşimi gibi olumlu bir kazanımı olduğu gibi bizim iş açısından da düşünüldüğünde evde kalan aileler bizim ürünlerimizi ile daha çok haşır neşir olmaya başladılar. Daha çok kullanmaya başladılar. Bizimle daha çok etkileşime girmeye başladılar. Bunu daha sonradan fark ettik. Volkan Bey de değinecektir zaten bu anlamda. Ve tabii ki bu da bizim satışlarımıza bir canlılık getirdi. Özellikle belirtmek gerekirse zaten çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinesi gibi, elektrik süpürgesi gibi temizlik ve hijyen anlamında etkili olan aslında ürünlerimizin satışlarında da bir miktar hareketlilik oldu. Hakeza Volkan Bey de bahsedecektir. Mutfağa girenler, biz orada çakışıyoruz Volkan Bey'le küçük ev aletlerinde. Mutfağa giren erkekler, bayanlar vesaire küçük ev aletleriyle çoğu zamanlarda haşır neşir olmaya başladılar.
ve bu O hızla zaman da biz de Fatih, hareket şöyle ettik. yapalım. Seni burada balla keseyim. Çok güzel anlatıyorsun. Tabii. Konuşmayı da sevdiğini bildiğim için. Bu güzel verilere birazdan girelim. İsterseniz önce bir çerçevesini çizelim. Yani IT olarak o zaman anlıyorum ki öncelikle iyi ki bazı şeylere yatırım yapmışsınız önceden ve bu evden çalışma sürecinde en azından şirket olarak buna hazırlıklı olduğunuzu ve iyi organize olduğunuzu anlıyorum. Sinan Bey'e Evet. dönmek istiyorum. Sinan Bey, siz nasıl karşıladınız bu süreci? Sizde de farklı yansıması olmuştur mutlaka. Evet, yani şu ana kadar Fatih Bey'in dediği gibi hiç karşımıza çıkmayan, şu ana kadar çok deneyimlemediğimiz aslında bir süreci yaşıyoruz, hala da yaşıyoruz. Tabii biraz hep şeyi düşünüyoruz ya, yani. İlk bize de geldiği zaman ya bir şekilde çözeriz, hani başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Yani biraz diğer ülkelerden ayrılan noktamız bu. Kriz yönetiminde de biraz daha rahatız. Biz kendi tarafımızda şu avantajı yaşadık biraz. Yurt dışı operasyon olduğu için biz Şubat ayının ortasından itibaren Avrupa'da etkileri görülmeye başlayınca, özellikle bizim Orta ve Doğu Avrupa'da grubumuzun mağazaları var. Orada şeyleri takip etmeye başladık. İyi de bir alışveriş merkezi network'ümüz var orada. Ben 10 yıl kadar da Romanya'ya gidip geldim. Oradaki bankada yöneticilik görevim vardı. Gene finans bankası attıktan sonra oraya geçmiştim. Artı alışveriş merkezi yöneticiliğimiz vardı. Orada şeyi takip ettik biz her gün. İşte trafik ne kadar azaldı. İşte daha şeyler de yokken, onlarda hani bir elin parmakları kadar şey yokken, hasta sayısı yokken, etkisi bizdekinden çok daha fazla görülmeye başladı. O panikler, işte AVM'lerden trafiğin kesilmesi, 1500-2000 metrekare mağazaların belki iki ürünle günü kapaması satış olarak. Onları takip ettikçe biz şeyi planlıyorduk aslında. Hani ne zaman buraya gelecek? Çünkü ilk başta hep piyasada konuşulan beklenti de şuydu. İşte Çin'de çok ciddi manada bir etkisi oldu. Dünyada üretimin çoğu yeri, herkes oraya bağlı üretim anlamında. İşte 2 ay, 3 ay içerisinde Türkiye ciddi manada şey etkisi oldu. Ürün sıkıntısı yaşanmaya başlayacak. Bu kadar Wuhan'da görünen şeylerin, hani biraz film seyrediyor gibi izlemiştik onları. Çok bizim yaşayacağımızı dünyada kimse düşünmüyordu herhalde. Çin'de olacak, bitecek. Ondan sonra biz yolumuza devam edeceğiz diye. Böyle bir beklenti vardı. Biz ama ne olur ne olmaz diye hep şey yaptık. Hani çok ekibe belli etmemeye çalıştık bunu. Hani normal süreçlerde devam etsin diye, ama yavaş yavaş geleceğini bekliyorduk. Gerçekten başka ülkeler ne yaşadıysa biz de aynı şeyleri yaşadık. AVM'ler açık olmaya devam etse de trafikler düşmeye başladı. Alışverişe dönüşler azalmaya başladı. İnsanlar ne oluyor, ne bitiyor diye Fatih Bey'in anlattığı gibi televizyondan artık hani her şeyi takip etmeye başladı. Bir yandan iş nasıl gidiyor? Hani like for like'lar, şunlar bunlar, hani bir rakamlara bakıyorsunuz. Bir yandan da ne zaman bu hastalık işe dokunacak diye bakıyorsunuz. Bizim de şöyle bir avantajımız vardı. İşte Birleşmiş Markalar Derneği var. Sağ olsunlar, orada Sinan Başkan ve artı diğer yöneticilerimiz de çok iyi yönlendirdiler. Hani nerede ne oluyor, nasıl bir süreç yaşanıyor, biz nasıl etkileniriz diye güzel geri bildirimler de aldık. Hala daha iyi dönüşler alıyoruz, yönlendirmeler alıyoruz oradan. Ve dünyayı da takip ediyorlar. Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu. Hani bizdeki etkisi de bu olabilir gibi değerli bilgiler de alıyoruz oradan. Şey olunca, biraz daha bu iş ciddiye binince, işte Mart'ın ortasında doğru, hep böyle Mart'ın başından sonra azalan bir trend de devam etti. İşte ziyaret sayısı, AVM düştü. Bölgeye göre de değişti mesela. Ankara biraz daha erken etkilendi bizim yaşadığımız. İstanbul biraz daha sonrasında oldu. Hani hala daha rahat yollardan da görüyoruz zaten. Biz yavaş yavaş şu sıkıntılar daha ortaya çıkmaya başlayınca mağazada ilk şeylere başladık. Dönüşümlü çalıştırmaya çalıştık arkadaşlarımızla. Yani nasıl olsa trafik de az, mağaza yoğunluk da. Kendi metrekaremize göre, normalde diğer perakendecilere göre çok daha fazla kişi çalıştırıyoruz. Ki hedefimiz hep o ürün de Lego olunca, işte kapıdan hoş geldinle başlayan, içeride ilişkiye kadar, ürünü tanıtmaya kadar biraz farklı bir perakendecilik yapmaya çalışıyoruz. O yüzden o önlemi almaya başladık. Zaten yavaş yavaş şeyleri bekledik. Alışveriş merkezlerinin kapandı, kapanmadı, ne oldu, ne bitti diye bayağı bir hepimizin takip ettiği bir süreç oldu. 20'si civarları da hemen hemen bütün AVM'ler kapanınca biz de aslında offline'ın kapısına kilidimizi vurduk. Biz
Lego'nun da zaten genel bir stratejilerinden biridir. Online tarafı çok önemli, daha da önemli olacak. Hep beklentimiz de bu yönde. Ona biraz hazırlık yapıyorduk. Biz çok hedefimiz şey değildi, yani online'ı offline'a çok rakip oluşturmak istemiyorduk. Yavaş yavaş süreçle gitsin. Çok da fazla üzerinde durmuyorduk. Yani duruyorduk tabii, önemli bir ciro da getiriyorduk oradan ama farklı ne olur ne biter. Hani hazırlığımızı da yavaş yavaş yapıyorduk. Geleceğe yönelik de hem hızlanma anlamında, hem hizmet anlamında, hem kargo şirketleriyle yakın çalışma anlamında bir hazırlıklar yapıyorduk. Bir anda her şeyi online'e döndürdük. Hani şirketin tek gelir kaynağı bu oldu. Onun üzerine ne yaparız, ne ederiz? Sağ olsun logoda Diva kullanıyoruz biz yazılım olarak, POS sistemi olarak. Orada zaten iyi bir hazırlığımız vardı. Son birkaç böyle ek ihtiyaç, hız anlamında yapacağımız şeyler vardı. Hem orada hem de bizim servis sağlayıcımız Önder Bey diye yakın bir dostumuz var. Web sitesini yapan arkadaşımız. Onunla beraber bir araya geldik. Neler yaparız, neler ederiz diye. Adapte ettik. İlk başta böyle birkaç gün bocaladık. Çünkü hacimler bir anda artmaya başladı. Ama altyapı o kadar hazır değilken hızlı bir dönüşte hem sizin hem partnerlerimizin desteğiyle adapte olduk. Sonrasında da şey yapmaya başladık. Artık hani süreci, günlük operasyonu nasıl yönetiriz, ne yaparız, eksikleri görelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye üzerinden gitmeye çalıştık. Belki ben de burada sizden keseyim ki sonrasında biraz daha detayları anlatırız. Evet. Çok teşekkürler Sinan Bey. Yani görüyoruz ki bu süreç herkes için tabii beklenmedik bir süreç. Tüm dünyada olduğu gibi. Peki ben bu noktada mesela Volkan'a sormak istiyorum. Volkan, global bir şirketin İstanbul'daki ofisindesin. Bu anlamda bu ilişkiler ilk hissettiğiniz zaman globalden size gelen bildirimler, işin farkındalığı daha farklı seyretti mi? Biraz senden de bilgi alalım. Dediğin gibi aslında hani tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir anda hem iş hayatını hem sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir pandemiyle karşılaştık. Biz de Fransa'da, pandemi Fransa'da daha önce başladı Türkiye'ye göre. Alınan bir takım önlemler oldu. Biz de her gün orayı yakından takip ettik. Zaten birçok bilgi aldık. Akabinde Türkiye'de de perakende sektöründe pandemiyle beraber hiç beklenmedik durumlar ortaya çıktı. İşte tedarik zincirindeki zorluklar, mağazaların kapanması, alışveriş merkezinin kapanması, kira ilişkilerinin yönetilmesi, personelin birebir yönetilmesi gibi aslında gündemde olmayan birçok problem bir anda avucumuzdaydı ve bunları yönetmek durumundaydık. Akabinde tüm operasyonu eve taşımaya karar verdik. Yani hem şirket çalışanlarımız, mağazalar kapanınca mağaza ekipleri evlerine gitti. Yetkili servisler çalışmaya devam ediyordu. Bunun yanında çağrı merkezi evde çalışmaya karar verdi. Biz Diva'ya 1998'de başladık. Ben işe girdiğimde işte Diva'nın sen de o zamanlarda hani omuz omuza oturup hani Diva'nın 0-1'ini bilen, sen kod yazarken seni dur orada olmadı şöyle yapalım şunu şuraya alalım gibi omuz omuza kod yazdığımız dönemlerin meyvelerini aslında çok net bir şekilde topladık. Çünkü biz hem Tefa Shop'larda hem çağrı merkezinde hem yetkili servislerde Diva'yı kullanıyoruz. Doğal olarak tüketici bize nerede temas kurarsa kursun, hani OMV, Diva'nın içindeki OMV'de bu veriyi yakalayabiliyoruz. Bir baktık zaten aslında bu platform bizde varmış. Yani hani iyi ki bu yatırımlar zamanında yapılmış. Biz daha bunlar ortada yokken, 10 sene önce de Bulut'ta bir Diva kullanıyorduk. Şimdi aslında onun ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk tekrar. Çağrı merkezimiz, biz EcoCC, CCS'de çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da taşın altına ellerini önemli derecede soktular ve operasyonu bir anda eve taşıdık çağrı merkezi tarafında. Normalden 4 kat daha fazla çağrı almaya başladık bu dönemde. Paralelinde tabii e-ticaret ciddi anlamda yükselmeye başladı. Türkiye'de e-ticaret aslında geçen sene Black Friday'de başlayan bir süreç.
Zaten hani ciddi artışları görüyorduk. Bu pandemi de buna bir katalizör etkisi yarattı ve inanılmaz boyutlara ulaştı bir anda. E-ticaret konusuna biraz sonra daha da yoğun gireriz diye düşünüyorum ama GroupSep olarak biz de mağazaları kapattıktan sonraki ilk adımımız bütün operasyonu eve çekmek oldu. Yaşanan süreç oldukça zorlu süreçlerdi fakat teknolojinin getirdiği faydalarla bütün operasyonu çok kolay bir şekilde eve taşıyabildik. Bu bağlamda işte kullandığımız raporlama turları, işte Logoman, Share Insight'ın faydalarını görmeye başladık açıkçası bu dönemde. Biraz sonra e-ticaret konusunda da detaylar verebilirim ama insanların evine geçtiği anda küçük ev aletleri özellikle dolapların içinde duran hiç kullanılmayan işte ekmek yapma makineleri 5-10 sene önce alınmış yani ne işe yarar bu diye rafta duran ürünler hepsi tezgahlara indi. O hamur yoğurma makineleri, büyük kazület gibi olan hamur yoğurma makineleri elimizin en çok kullandığımız ürün haline geldi bir anda. Aşırı kullanılan ürünler arızalanmaya başlandı. Bunların detaylarını parça parça konuşuyor oluruz ama genel olarak böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Yani burada görüyoruz aslında birkaç tane şey var, insight var yani benim de sizlerden öğrendiğim, anladığım. Bunları böyle çok özetlemem gerekirse bir tanesi biz gerçekten hani krizler yaşayan ülkelerden. Hani kriz çıkaran değil bizim tabirimiz hani kriz çıkaran değil ama krize maruz kalan ülkelerden olduğumuz için bu kaslarımız oldukça gelişmiş durumda. Dolayısıyla biz bence yani yöneticiler olarak, Türk halkı olarak öyle söyleyelim. Bunu da bir kriz olarak değerlendirirsek evet belli bir süreci olacak bunun. Fakat bu krizi iyi yönetebilmemizin ardında bu kaslarımızın olduğunu ben de düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerin de anlattıklarından bu ilk şeyi atlattıktan sonra aldığınız kararların ne kadar isabetli olduğunu ve insanlara dokunacak noktalara geldiğini. Bir taraftan da şunu görüyorum hepinizden de. Teknolojiye olan ilgi, teknolojinin gelişiminin gerçekten doğru anlaşılması, doğru analiz edilmesi, bunu şirketteki süreçlerinize uygulamanız, insanlara dokunurken ki bunları hayatımıza uygulayabilmemiz sayesinde aslında bugün ayakta kalabilmenin sırrını ortaya koyuyoruz bir taraftan da. Evet, güne kadar ekmek yapma makinelerin bir dönem revaçlı olup da daha sonra rafa kaldırılmaları ama işte bugün o tekrar raftan indirip ekmeği yapıp hatta challenge'lar önce akrabalar sonra arkadaşlar sonra da bütün sizi takip edenleri bunu paylaşabileceğiniz sosyal platformların olması. Bunlardan hiçbir şekilde nasıl söyleyeyim hani bunları adapte olabilmek, bu gerçekleri görebilmek özellikle pazarlamacıların olduğu kadar diğer sizler gibi kilit rolde olan IT yöneticileri, satış sonrası hizmetler, genel müdür seviyesinde çok önemli. Bunları devam ettirebilmek, teknolojiyi doğru anlamak, nereye gideceğini öğrenmek. Ben bir taraftan da şunu görüyorum. Tüketiciler aslında markalara çok güveniyorlar. Yani sizler gibi gerçekten marka olabilmiş markalara diyelim. Çok güveniyorlar ve bu dönemde gerçekten bir şeyler bekliyorlar. Ben bu anlamda artık bu şeyi süreci biraz daha ilerletirsek, yani yaklaşık biz 3 hafta 4 hafta şimdi biraz sizlerin konuşmalarıyla ilerletmiş olduk. Neler yaptınız, nasıl dokundunuz, nasıl ulaştınız müşterilerinize? Fatih yine senden devam edelim, öyle gidelim. Okay. Şimdi esasen bir işin sosyal sorumluluk tarafı var. O anlamda birkaç şeye değinebilirim ben. Yani işlerin satış tarafı bir şekilde kör topal ya da işte bizim aksiyonlarımızla daha iyi ilerlerken ciddi sayılarda katılıma sahip bazı araştırmalara baktığınızda insanlar bu tip dönemlerde aslında sorumluluk sahibi olan ve inisiyatif alıp sosyal yardımlaşma çabası içerisinde olan firmalara daha çok yakınlık göstermeye başlıyormuş. Yani bu dönemlerde zaten hani çok bencilce yaklaşıp firmalar aslında sosyal yardımlaşmaya önem verseler satışları da artacak diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam bir ankette %40'lar civarıydı zannedersem. Bu dönemde sosyal yardımda bulunan firmaların ürünlerini bundan sonra da tercih ederim demişler. Böyle bir anket yapılmış.
Paralelde hani böyle bir anket var veya yok önemli değil. Biz de Zorlu Grubu şirket grubu olarak birçok yardımda bulunduk. Genellikle bize yöneticilerimiz hani bu tip şeyleri çok açıklamamızı public ortamlarda istemiyorlar ama bilirsiniz sağ elin verdiğini sol el Biz de bilmesin konuşuyoruz düsturuyla burada hareket. zaten. Hem öyle ben kişisel anlamda şöyle düşünüyorum. Hem öyle dediğin gibi hem de bunun biraz özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tip durumlarda böyle şeyler yapılmalı, böyle şeyler yapılıyor. Bunun adı Vestel olmayabilir, Zorlu olmayabilir, önemli değil, dummy. Birileri bu tip yardımlar yapıyor, bilinmeli bu, özendirilmeli diye düşünüyorum. Sonuçta sadece ürün ve satışta rekabet edecek değiliz. Yani bu tür faaliyetlerde de rakiplerimizle bence rekabet halinde olmamız lazım. Ki hakikaten de öyle oldu bu arada. Yani rakiplerimizi de öveyim bu arada. Onlar da buna katılımda bulundular. Bizi biraz daha farklılaştıran şey oldu. Şu oldu. Bizim ürün gamımız içerisinde aslında çamaşırdır, bulaşıktır vesairedir. Hastanelere ağırlıklı olmak üzere yardımlarımız olduğu gibi bir de aşı dolabı ürünümüz var bizim. Bu aşı dolabı tabii bu tip durumlarda daha bir etkili bir ürün ve çok ihtiyaç olunabilen bir ürün. Bu konuda da ciddi yardımları oldu grubumuzun. Bunun yanı sıra yani sosyal yardımlaşma tarafından satış tarafına kayacak olursak aslında biz e-ticaret tarafına gireyim mi, girmeyeyim mi? Sen bana müdahale et Kutatku. Ben su gibi Lütfen akar girmeni istiyorum. gidebilirim. Çünkü izleyenlerimiz şöyle bilgiler bence merak ediyorlar. Şimdi beyaz eşya sektörü biliyorsunuz tam düğün zamanı idi. Ve düğünler Covid-19'dan dolayı ertelenmek durumunda kaldı. Fakat işte düğün olmadan çok kısa süre önce işte evler kurulur. Biliyorsunuz içerilerine eşyalar yerleştirilir. İşte çok yakın zamanda organizasyonun şekline göre çok yakın zamana kadar da sarkmış olabilir. Biraz bize hani daha çok hangi ürünler, bunlar nasıl oldu, sizin satışınız nasıl etkilendi? Bir taraftan da iş, business anlamında da bakacak olursan hangi teknolojiler faydalı oldu bazı müşterilere ulaşmada? Buralardan da biraz bahsedelim. Merak ediyorlar izleyiciler çünkü. Teşekkür ederim. İşte önemli konulardan bir tanesi bu. Satış kanalı olarak bizde pastanın büyük diliminde bulunan Vestel bayilerimiz var. Orada da işte Volkan Beyler de kullanıyormuş. Diva ürününü biz kullanıyoruz. Sokağa çıkma yasağı ve AVM'lerin kapatılması gibi etkenlerden sonra aslında bu trafikler sıfır noktasına inmeye başladı. Özellikle bazı bölgelerde. Ama tabii Sinan Beylerin bilmiyorum çoğusu AVM'de midir bayi Evet, ağırlığında AVM'de. ama bizimkiler çok o kadar da değil. Dolayısıyla erişilebilir noktalardalar. Dolayısıyla hani sıfırlandı diyemeyiz. Bizlerin zaten bu şekilde bir elim bir dünya felaketi öngörmemiz mümkün değildi. Ama teknolojik gelişmeler ve dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte bu yılın başında zaten biz IoT anlamında, AI anlamında, e-ticaret platformlarının geliştirilmesi anlamında neler yapabiliriz dair bir takım projelerimizi zaten başlatmış durumdaydık. Ocak ayının başlarından bahsediyorum. O dönemlerdeki başlattığımız projelerin aslında meyvelerini biz şimdi alıyoruz. Aslında hazırlıklıymışız gibi bir durum ortaya çıktı. Bizi bu yöne iten faktörlerden hani bu tür projelere iten faktörlerden bir tanesi de herkese açık zaten bir takım istatistikler yatıyordu. 2020 yılında Türkiye'de yapılmış birkaç istatistik aklıma geliyor. Mesela hanelerin internet erişiminde bu sene başında %90'ları geçmişiz. Akıllı telefon bulundurma oranında %98'leri geçmişiz. Hanelerde internete bağlanabilen TV yani Smart TV dediğimiz ürünlerin bulunma oranı eskiden %25'teyken 3 sene önce bundan şimdi %40'ların üzerine çıkmış. Vurucu kısma geliyorum. İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı ise bu sene %40'ı geçti. Ve bu istatistik Ocak ayı başı için geçerli. Yani o bizim şok yaşadığımız ve şoka atlattığımız, hala atlatamadığımız belki de dönemde bu oranlar nerelere vurdu?
Onu da bir öğrenmek lazım aslında. Biz hissedilir olarak aslında bir rakam daha vereyim. Ocak ayından bugüne e-ticaret tarafında %15-16'lara çok özür dilerim. 15-16 kat büyüdük diyebilirim. %1500'lere, %1600'lere falan vurduk diyebilirim. Hal böyleyken e-ticaret tarafında bariz görülen bu fırsatı da biraz daha katalize ettik, değerlendirmek istedik. 2016 yıllarında aslında devreye aldığımız bir projemiz vardı. Projenin ismi Bayiden Sev. Bizim sözlerimin başında zaten webinarın başında bahsetmiştim. 300'ün üzerinde servis ağımız var. 1000'in üzerinde de bayi noktamız var. Dolayısıyla bu Volkan Bey'in bahsettiği gibi hani aslında delivery point anlamında düşünürseniz çok büyük bir done, çok büyük bir etken ve bu kullanılmayı bekleyen bir şekilde bizim önümüzde duruyordu. Bayiden Sevk projesi neydi? Biz aslında e-ticaret siparişlerimizi aldığımız siparişleri, tüketiciden aldığımız siparişleri bayiye yansıtma aslında. Bu kadar basite indirgeyebiliriz tek bir cümleyle söylemek gerekirse. Bu senenin başlarında aslında Ocak ayının başında 10 tane aldığımız siparişin ancak bir tanesini biz bayiden sevk yapabiliyorken geçtiğimiz Nisan ayının sonunda yanlış hatırlamıyorsam 10 tanesinden 7 tanesini biz bayilerin üzerinden sevk ediyoruz. Şimdi bu trafik sorunu olan bayilerimize bildiğiniz korona ilacı gibi geldi. Korona tedavisi gibi geldi. İşte bu entegrasyonda Logo'nun ürünleriyle kendi ERP sistemlerimizi ve e-ticaret platformlarımızı konuşturduk. E-ticaret tarafında tabii bu atağı gösterirken amaçlarımızdan bir tanesi de yaygın o servis ağı ve bağ ağımızla bu lojistik anlamındaki mevcut sorunlarımızı da minimum seviyeye çekmekti. Tek bir merkezden ya da birkaç merkezden ürünlerin sevkiyatı takdir edersiniz ki süreleri bayağı bir uzatıyordu. Bu süreler çok çok aza inmiş oldu. Hatta geçen gün dündü zannedersem, dün bir toplantı yaptık. Zaten sık sık bu konuda toplantı yapıyoruz. 24 saat mottosuna zaten değineceğim birazdan. 24 saat içerisinde %70'ini tüm siparişlerin %70'ini teslim eder hale geldik neredeyse. Bence şimdi değil Fatih'cim. Biz size bu anlamda hani bu projenizde gerçekten hizmet vermekten çok mutluyuz. Gerçekten tıkır tıkır çalıştı sistemler bir şekilde ama sizde izlenimleri senden almamız lazım. Çünkü her ne kadar hizmet versek de gerçek bilgiler sende. Evet, doğrudur. Yani biz oranlarımız dediğim gibi %70'i 24 saatte buldu. Geriye kalan oranlarımız da %48 saati geçmedi. 48 saati geçen bir şey olmadı. Tabii bunda hem sistemlerimizin hem de ekibimizin gerektiği durumlarda taşın altına elini sokarak tüketiciye verdiğimiz sözün arkasında durmalıyız düşüncesiyle ekstra efor sarf ettiğini de belirtmeden edemeyeceğim. Bunlara paralel olarak hatta biz bu 24 saat mevzusu zaten bu %70'leri bulduktan sonra biraz da ortaya çıktı. Yani biz bunu yapabiliyorsak çok kısa sürede yapabiliyormuşuz, 24 saatte yapabiliriz deyip böyle bir işe girişmiştik. Hemen arkasından da aslında şunu yaptık deyip kapatacağım. Yine çok konuştum. 24 saatin arkasından biz e-ticaret platformumuzdan aldığımız siparişleri değil sadece pazar yeri üzerinden yani hepimizin bildiğim için söyleyeceğim. Hepsi burada N11, Trendyol, Gitti Gidiyor, Ebay, bla bla bla. Bunlardan aldığımız siparişleri de artık bayilerin ekranlarına düşürür hale geldik. Bu da bir katma değer kattı. Ve bunun etkilerini de zaten çektiğimiz raporlarda, bayilerin perakende raporlarında, onu da Liva vasıtasıyla kendi business objects tool'larımızla görüntülüyoruz, an be an görüntülüyoruz. Hatta genel müdürümüz her gün ilk işi Bismillah o raporu açmaktır. Hangi bölgede hangi trendler nasıl gidiyor vesaire gibi. Biz etkiyi aslında hani demin bahsetmiştim 10 günlük o şok etkisi, peşinden işte ne yapacağız, ne edeceğiz gibi bir dönem. Ondan sonra bu işler başladığında gerçekten hani şu duruma göre stabil bir hale geldik diyebilirim şu an itibariyle.
Kısaca böyle Peki, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Tekrar söylediğim gibi kanal yönetiminde birlikte çalışıyoruz. Bin tane bayide kullanılan diva. Bu projede birlikte gerçekten güzel şeyler ürettik. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Ben burada sözü Volkan'a devretmek istiyorum. Çünkü Volkan'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, benim hayatımda etkili olan. Her zaman vizyonuna çok hayran kaldığım bir profesyonel, bir arkadaşım. Hatta şöyle söyleyeyim, yani 2000'li yılların ortalarına doğru Volkan'la bir toplantı esnasında ya Kutatkı dedi, artık dedi hani müşteri ilişkileri, müşteri deneyimi, müşteri tecrübesi denen bir şeye evriliyor dedi ki bunu konuştuğumuz neredeyse işte 15 yıl falan oldu. Yani bunu ilk Volkan'dan duydum bu kavramı. Kendisinin tabii satış sonrası hizmetler ve bütün çağrı merkezinin de tabii yöneticisi olmasından kaynaklı bu şeye daha hakim tabii. Volkan yani 15 seneden bugüne ve bugün bu bütün bu tecrübeleri kullanarak biraz da senden dinleyelim. GroupSafe nasıl dokundu insanların hayatına? Ya ana motto aslında kendi yemeğini kendin hazırla oldu. İnsanlar pandemi sürecinde eve kapandığı anda şöyle çarpıcı bir rakam var. Türk halkının %80'i kendi yemeğini kendi evde yapar oldu. Bu Avrupa'ya göre çok yüksek bu oran. Avrupa birincisiyiz. Avrupa'da insanlar daha çok işte dışarıdan sipariş verip evde ısıtma modunda yaşarken biz kendi yemeğimizi yapıyoruz. Çok yüksek bir oranla ilerideyiz. Çok net bir şekilde insanlar kendi evlerinde ürünlerini kullanmaya başladı ve yeni ihtiyaçlarını belirledi aslında. Bugüne kadar ihtiyacı olmayan bir işte kek yapacak bir miksere ihtiyacı olduğunu o gün anladı ve alışkanlıklar değişti aslında. Ürün satın alma alışkanlıkları değişti. Biz genel olarak ilk önce mağazaya gideriz, ürüne dokunuruz, bakarız, karşılaştırırız. İşte teknolojik süpermarketlerde ürünleri birbiriyle karşılaştırırız. Belki oradan almayız, gene internetten alırız ama bir dokunmak isteriz ürüne. İlk önce alışveriş serüveni mağazada başlayıp sonra internette sonuçlanırdı. Fakat şimdi internette başlayıp çağrı merkezine dönen, sonra tekrar internette sonuçlanan bir yapıya döndü. Bunu yönetebilmek ilk etapta kolay olmadı. Çünkü çağrı merkezinin alışmış olduğu bir yapı var ve genelde şikayet yönetimi üzerine kurulu bir dünya. Burada artık işte rakiplerle aradaki ürünlerin farklılıklarını anlatan ya da işte bizim ürünümüzün neden bu ürünü almalı, tüketiciyi ikna etmeye yönelik bir anda eğitimlere ihtiyacımız oldu. İşte mesai saatleri içinde arkadaşlar çağrı alırken mesai saatinden sonra da bu eğitimleri verdik arkadaşlara. Zorlu süreçlerdi ilk etapta ama çabuk adapte olduk. Hani Türk halkı elektronik, yani e-ticaretten sipariş verme oranı %37. Avrupa'da bu %22. Yani pandemi sürecinden sonra Türk halkı internetten sipariş vermeye çok çabuk alıştı. Bu deneyimi yönetebilmek ancak daha önce bu hazırlığı, daha önce bu operasyonu yatırım yapmış firmalar tarafından doğru karşılanabildi, düzgün karşılanabildi. İşte Fatih Bey'in dediği gibi kuvvetli bir bayi ağıyla, servis ağıyla, lojistik ağıyla ancak bunlar sağlanabildi. Biz de bu süreci yönetebilmek için elimizden geleni yaptık ama günün sonunda ürünler gereğinden veya umduğumuzdan fazla sipariş verildi internet üzerinden. Paralelinde kargo şirketlerinin ciddi bir yoğunluğu doğdu. Diğer taraftan onu yönetmeye çalışırken ama evde ürünler de arızalanmaya başladı. İnsanların kullandığı işte o el blenderı, ütü, süpürge, hele bu dönemde süpürgenin arızalanması tamamen bir kriz oldu. Evin camı kırılmış kadar panik halde arayan tüketicilerimiz oldu. Yaptı. Süpürge bozuldu, ne yapacağım ben şimdi diye. Hemen burada işte birkaç çözüm getirmeye çalıştık. Bir partnerimiz aracılığıyla tüketicilerin arızalı ürünlerini evlerinden almaya başladık. Servis ağımız halen çalıştığı için onlar da bir şekilde mutlu oldular. Yani ürünleri şeylerden alıp tüketicilerin evinden alıp en yakın yetkili servise tamir ettirip geri tüketicinin evine bıraktık. Bu dönemde Müthiş. Servis ağı da Normalde
Biz kendimiz götürürüz küçük ev aletlerini. Müthiş bir şey olmuş. Bir farklılık olmuş. Kesinlikle. Orada işte bir çözüm partnerimiz bize destek oldu. Hızlıca evden alındı ürünler, servise geldi, tamir oldu, geri tüketicinin evine bırakıldı. Bu rahatlığa insanlar bir şekilde alıştı. Yani ilk başlarda evet eziyet gibi geliyordu. İnternetten bir şeyleri almak, acaba doğru mu gelir, acaba düzgün mü gelir? Hatta kargolar 2 gün dışarıda bekletiliyor, kutular işte eldivenlerle açılıyor, dışarıda bir takım sterilizasyonlardan sonra içeri alınıyor. Ama insanlar bu döneme öyle ya da böyle alıştı ve bu süreç bizim öngörümüz günün sonunda bir ekonomik daralma da söz konusu. Dövizin geldiği noktalar belli, bir alım gücünde belli bir takım zorluklar yaşanacak ve insanlar bugünkü duyarlı olduğu noktalara, özellikle işte hijyen, ev temizliği, kişisel hijyenler, ne olursa olsun ürünlerin bir şekilde bu bahsettiğimiz konularla ilgili fayda sağlamasını öngörecekler. Yani bir kişi bir ürüne para harcarken ikinci bir faydanın da hijyen ya da sağlıkla ilgili olmasına dikkat edeceğini öngörüyoruz ve ürün geliştirme tarafı da Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerde bizim kontrolümüzde olduğu için bu tarafa bir ağırlık verdik. Yani ne olursa olsun insanlar bir süpürge alırken, bir tost makinesi dahi alırken bir takım özellikler isteyecek. Sağlığa dokunan, hijyene dokunan. Bu demek değil ki tabii mağazalar artık hiçbir iş yapmayacak. Yani biz hiçbir şekilde tüketicilerin o mağazaya girip orayı koklayıp alışveriş merkezini gezme deneyimini, dükkanın içinde o ürünler hakkında bilgi alma deneyiminden vazgeçeceğini öngörmüyoruz açıkçası. Buraya olan yatırımlarımız şu an devam ediyor ve olacak. Yani mağazalar işte 1 Haziran itibariyle hepsi açılmaya başlayacak. Yani planımız o yönde. Oradaki sterilizasyon çalışmaları nasıl yapılacak, maskeler vesaire falan, bir taraftan bu süreç devam ederken diğer taraftan yakın gelecekte insanların sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka ile bunların birleştirilmesiyle beraber internet üzerinde, yani şimdi bir de alışveriş merkezine girmeyeyim diyen insanların bir yapay zeka ile kuvvetlendirilmiş, arttırılmış gerçeklikle o ürünü sanki eliyle tutuyormuş gibi inceleme ihtiyacı olacak. Bu taraflara geleceğin burada olduğunu nispeten öngörüyoruz açıkçası ve yatırımları da bu tarafa kanalize etmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezi operasyonları her geçen gün daha da artacak. Yani geçmişe göre çağrı merkezleri bugünden sonra çok daha farklı bir yere konumlandı ve konumlanmaya da devam edecek. Artık çağrı merkezi bir tüketicinin şikayetini dinleyen bir noktadan çıkıp tüketiciye satış yapan bir nokta, onu satışa ikna eden bir nokta haline gelecek. Hakeza yetkili servislerin tüketiciye vereceği hızlı hizmet çok önemli hale geliyor. Ve ne olursa olsun tüketicinin bu bütün döngüde yaşayacağı deneyimi yöneten platformların, işte Diva gibi, Omnichannel özellikle bizim tarafta Tefashop'tan bir ürün alınca aynı ortak müşteri veri tabanına geçiyor. İnternetten alınca da aynı ortak müşteri veri tabanında. O tüketici çağrı merkezini arayınca biz evinde kaç ürün var, kaç arızalanmış, benim için hangi statüde, işte VIP müşteri mi gibi elemeleri çok rahat yapıp akabinde yetkili servise gidecekse de daha servise ulaşmadan bir servise bilgi verip, bak şu kişi bizim için evinde 3 ürünü var, işte ikisi arızalanmış, bu getirdiği ürünü bedelsiz yap diyebileceğimiz yapıların daha da verimli kullanılacağı günler olacak. Şimdi dediğim gibi bu Logo Mind Insider'ın ClickView ile ClickSense ile senkronize çalışmasında anlık verilere ulaşmak çok daha önemli hale gelecek. Dijital dönüşüm başladı. Başlamıştı, daha önemli hale geldi. Söyleyeceklerim bunlarla sınırlı. Daha detayda öğrenmek istediklerinizi cevaplamaya çalışırım elbette ki.
Volkan'cığım çok teşekkürler. Zaten bu pandeminin ilk günlerinde özellikle birinci, ikinci haftada hepimizin WhatsApp'ına, işte sosyal medyasına bir şey düştü. Dijital dönüşüm kimler tarafından gerçekleştiriyor? Üç tane şık, işte CEO, CIO vesaire. En altta da COVID-19 vardı. Hakikaten çok hızlandırdı. Yani hep herkesin aklındaydı, niyet edemiyordu ama bütün insanların ortak bir şeyin içerisine girmesiyle ve benzer davranışları göstermesiyle biz de görüyoruz ki yani bu hızlanmış oldu. Bence bu konuda Sinan Bey'in de çok güzel söyleyecekleri vardı. Çünkü biz evlere kapanmışken herhalde en güzel, eğlenceli şeylerden bir tanesi evet yemek yapmak ama bir diğeri de herhalde kutu oyunları, Legolardı. Buna, ne diyeceksiniz Sinan Bey? Buna ben de katılıyorum. Hani Lego bizim hayatımızda bambaşka bir yerde. Evet. Bizim işte 12 yaşında bir erkek oğlum var, 3 yaşında bir kızım var. Şey evet, gibiler yani bizim çocuğun odasında kocaman bir bölüm, çekmeceler böyle yaklaşık 60 tane falan çekmece. Full Lego dolu, o EV3 kod yazmaktan geceleri helak oluyoruz. Evet Sinan Bey, tebrik ediyorum sizi. Çok güzel ürünleriniz var. Yani. Yok yok, yani Lego düşünmüş, biz bunun en azından son kullanıcıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben de böyle online'a nasıl geçtik, nasıl hazırlandık ve sonrası nasıl gitti çok kısaca değinmeye çalışayım. Biz işte AVM'ler hemen hemen 20'si civarlarında kapanmaya başladı. İşte 17, 18, 19, 20 böyle 20'sinde hemen hemen herkes kapatmaya başladı. Kapattı daha doğrusu. Biz 10'larda 12, 13 Mart gibi şey yapmaya başladık. AVM'de son bir hafta trafikler düşmeye başlayınca biz şimdi sadece Lego satıyoruz. Lego Store'un aynı versiyonunda online var. Gene sadece Lego var. Daha diğer oyuncakçılar gibi karışık ürünlerimiz yok. Çok fazla Türkiye genelinde bilinirliğimiz yoktu, işte kapasiteyi yavaş yavaş arttırıyorduk, bir anda yüklenmek de istemiyorduk. Şey yaptık, siz gelemiyorsanız mağazayı size getirelim diye bir banner hazırladık. Oradan da şey yaptık, dedik artık hem mevcut neticede büyük şehirlerdeyiz şu anda biz, İstanbul, Ankara, İzmir'de. Hem buradaki mağazaya şu anda gelemeyen müşterilerimize nasıl ulaşabiliriz, nasıl bütün ürünleri aynı gamı gösteririz. Hem de bir yandan da daha önceden de bizim yaklaşık 1,5 sene oldu çünkü bizim online'a başlayalı. Türkiye genelinden bize ulaşıyordu Lego severler. Daha çok kendimizi ortaya çıkaralım. Mağazalara gelemeyecekken de böyle bir alternatifin olduğunu belirtelim özellikle istedik. Böyle esprili de bir banner hazırlayıp küçük küçük promosyonlar da ekledik. Bir yandan da şeyler önem kazandı burada. Neticede online tarafta şey çok önemli. Hani kimdir, kim satıyor, ulaşacak mı, gelecek mi? Demin Volkan Bey ve Fatih Bey'in belirttiği gibi hani yani doğru yer mi, ürün gerçekten doğru ürün mü gelecek gibi bu tip soru işaretleri hepimizde var. Yani yavaş yavaş çünkü online taraf büyüyor Türkiye'de de. Çok hızlı da bu her işte bir hayır vardır derler ya, biraz online tarafa iyi bir gaz oldu aslında pandemi süreci de. Orada şeyler önem kazandı bizim için de. Bir yandan Diva ile kendimizi geliştirirken, biz bu arada Diva ile de ilk başlayan şirketlerden biri olduk. 2,5 seneyi hemen hemen bulduk ilk başlangıcımız. Birlikte çok şeyler geliştirdik. Bizim için de çok iyi oldu. Bu süreçte de hızlı hareket edebildik. Bir yandan da şeyler çok iyi oldu. Ben eski kart finansın yöneticilerinden biriydim. Biraz banka ilişkilerimiz de biraz o tarafta da oturduğumuz için o avantajı da kullandık. Bankalarla da güzel kampanyalar yaptık. Müşterilere ulaşma anlamında Türkiye genelinde hedeflediğimiz profile çok rahatlıkla ulaştık. Onların da güzel dönüşü oldu. Onun da avantajını yaşadık. Bir yandan Kutak Bey bahsettiniz. Yani Volkan Bey de çocuklardan bahsetti. Herkesin bir Lego aşkı da vardı zaten hani geçmişte. Kimimiz bir dokunmuş, bırakmışız. Kimimiz işte yeni yeni çocuklar başladı. Onlara hep şöyle bir davranış vardı. Ben de iki oğlum için hep yaptım. Set alırken onların yaşından biraz daha büyük alıyorsunuz ki siz de oynayabilirsiniz. Hani hesapta yardım ediyorum diye aslında siz oynuyorsunuz. Öyle bir genel bir davranış da vardır Legocularda. Şu süreç bize şeyi gösterdi. Hani daha sorumluluğu da arttırdı. Daha dikkat etmek gerekti. Normal zaten Lego ile evde uğraşan, ofiste uğraşan, ilgilenen kişilerin devamı geldi zaten. Bizde çünkü her ay farklı farklı ürünler çıkar. Bunu takip eden ciddi Lego severler var. Bir yandan onlara hizmet verirken bir yandan şeyler de ortaya çıktı. Hep tanıdığımız dostlarımızdan veya müşteri database'ine bakıp hareketlerinden görebiliyorduk onu.
Yıllar önce Lego'ya bir dokunmuş, sonrasında ya ben evde ne yapayım? Şimdi yemek yapmak hepimiz öğrendik. Ben ne yemekler yapabiliyormuşum diye kendi çapımda acayip gurur duyuyorum şu anda. Çocuklar anneye değil bana soruyorlar, baba ne yapacaksın akşam diye. O seviyeye geçtik. Hamur işleri tabii, başka şeylere yapamıyorum maalesef de. İşin kolayı biraz o. Geçen Volkan Bey'le de konuşuyorduk. İşte 15 sene önce aldığımız ekmek makinesini raftan indirdik. Yani, o örneklerden biri de biziz. Lego şöyle bir avantaj getirdi bize. Gerçekten hiç uzun yıllar Lego'ya tekrar dokunmayanlar bize dönüşler yaptılar. İşte çok hızlı bir şekilde bitirenler, atıyorum hani bir anda başka bir ürün daha ne yapayım diye ona gittiler. Bir yandan Lego aslında bir farklı bir meditasyon gibi. Hani gelip hem aileyle yapabiliyorsunuz bunu birlikte, hem yaptıktan sonra çocuğun gelişimine katkı sağlayacak şekilde üzerine bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı yaş grubu ve yani 1,5 yaşından yakalayıp ucu yok. Çünkü öyle bir lifetime bir ürün aslında. Biraz bu dönemde de şeyi yapmaya çalıştık. Olabildiğince hızlı hareket etmeye çalıştık. İşte Volkan Bey Çağrı Merkezi'nde işte yüzlerce belki agent'tan bahsediyor. Fatih Bey binlerce mağazadan bahsediyor. Biz neticede şey yaptık, biraz multitask bir personel kullanımına geçtik. Biz de 3-4 kişi aslında ofiste çalışan, ürün yöneticimiz, farklı yöneticisi arkadaşlarımız Çağrı Merkezi elemanlığı da yapmaya başladı. Çünkü hani sürekli bir şekilde ürünü webde satıp kargoya vermek bitmiyor. Bu arada kargo şirketleri de hani sağlıkçılardan sonra en çok belki alkış hak eden arkadaşlarımız, çok ciddi emek sarf ettiler bu dönemde, hala daha yapıyorlar. Biz evde otururken rahat rahat, onlar hep dışarıda dolaşıyorlar ve kolileri taşıyorlar bu havalarda, bu şehirlerde ve de yani herkesten de aynı tepki almıyorlar maalesef kapı açıldığı zaman. Bir yandan işte kargoya verdiğiniz zaman da bitmiyor. O ürünün doğru gitmesi, arada hatalar oluyor. Farklı ürün gittiği de çıktı. Maalesef olabiliyor, insan hatası. Bir de operasyon anlamında biz bu hacime de hazırlıklı olmadığımız gerçekten kim ne yapabilir? Böyle olabildiğince herkese her işi bulaştırmaya çalıştık. Ama bizim için çok güzel bir şey oldu. Gelecekte bu online'a biz hedeflediğimiz büyüklüğe daha erken varabileceğiz fikrini getirdi. Bunu yaparken de arka tarafta olabildiğince de süreçleri, yaptığımız hatalardan da hem biz bunu bir daha yapmayalım, yapmamak için de bunu yapalım mı çok iyi öğretti bize. O açıdan çok çok değerli oldu bu dönem bizim için. Hep öğrene öğrene süreçlerimizi iyileştirdik. Şimdi hemen online depomuzu farklı bir versiyona getiriyoruz şimdi. Daha rahat bu süreçleri yönetelim diye. Bir yandan tüm Türkiye'ye daha rahat ulaştık. Bankalar artı işte Google reklamları, farklı şeylerle de aslında bazı hep kafamızda olan, çok bir an önce yapmadığımız, hep işte şu dönem yaparım yaparız dediğimiz şeyleri deneme ve sonucunu görme fırsatımız oldu. Şey anlamında görünen o ki biz bir an işte biz de sizler gibi 1 Haziran'ı hedefliyoruz mağazalarımızı açmak için. Ama bunu yaparken de hala da çünkü bir müddet tereddütte olan, mağazalara gelip işte bir şeyler uğramayacak kişiler olacak. AVM'lerden çekinecekler belki. Ama süreç yavaş yavaş normal rayına girecek. Biz o süreçte de herkese offline, online hangi kanal olacaksa da bir şekilde ulaşacağız. Yani hedefimiz, bütün planlarımızı da ona göre yapıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız mağazalarımızda hazırlıklarına devam ediyorlar. Bugün özellikle yolladık arkadaşlarımızı ki son dakikaya kalmadan da hem ürün kontrolleri hem hijyende vesaire farklı konularda da hazırlıklarımızı, ne eksiğimiz var onları görelim. Son dakikaya kalmadan da tamamlayalım istiyoruz orada. Farklı bir şey oldu aslında, deneyim hepimiz için. Müşteriye çok çok daha ilgi gösterilmesi gerektiği, hani kimi şikayet edeni de olsa, çok aramızın iyi olduğu da olsa, hem sistemde hem kullandığınız yazılımdan tutun, bir arkadaşımızın müşterinin karşısındaki bir mesajla geri dönüşü veya telefonda bir iletişimin çok önemli olduğunu tekrar gördük. Konsantrasyonumuzu da bu tarafta devam ettiriyoruz. Amaç da şimdi tam mağazalar kadar belki bir hacim yakalayamadık şey anlamında toplamda, çünkü neticede online'da bir tarafı kapatmaya çalışıyorsunuz şu dönemde. Ama ciddi bir potansiyelin olduğunu gördük. Bunu da çok iyi yönetilirse, bir de rutin artık hani ürünü sattık, gönderdikten
farklı, üzerine neler konulabilirse biraz daha böyle duvarın arka tarafını görmeye çalışırsak işin çok daha farklı bir boyuta geleceğini düşünüyoruz. Biz bir de bunu hep aslında bir monobrand bir online Lego Store yaptık. Biz marketplace, pazar yeri dediğimiz operasyonlar kullanmıyoruz çünkü. Müşteriye bir kanaldan ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden hep böyle şimdi enteresan da arkadaşlarımızdan fikirler geliyor. İşte şunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Online tarafta çok enteresan şeylere gebe olduğunu düşünüyorum geleceğin. Hep de çok kısa zamanda hem Volkan Beylerin, Fatih Beylerin, sizlerin kafalarda çok inanılmaz fikirler vardır. Ve hayat daha da kolaylaşacak bu anlamda. Offline'la da dengeli bir gidiş olacak. Hepimiz çünkü şeyden sıkıldık. Ben şunu bekliyorum. Hani biraz daha insanlar şu anda AVM'lerde şey görüyoruz. Acayip kuyruklar görünüyor. Televizyona çıkıyor ama bu biraz işin şov tarafı oldu. Neticede tek kapıdan 500 kişiyi koysanız AVM içinde göremezsiniz bile o insanları. Ama kapıda koyduğunuz zaman herkes AVM'lere yığıldı, kapıda sıra oldu diye görüyor. İçeride AVM'de dükkanların %90'ı kapalı zaten. Hani o gidenler de belki 1/3, 1/4 personel bile çıkabilir. Çok aslında öyle bir dünya yok etrafta anlatıldığı gibi. Ama mesela Haziran'la beraber rahatladıktan sonra ben insanların gene AVM'lere, dışarıya olabildiğince gene önlemlerini almak koşuluyla tabii gideceklerini düşünüyorum. Gene offline çok önemli olacak. Hepimiz şu anda şeyi düşünüyoruz. Bu şey bitse de tatile gitsek. Bu şey bitse de bir kendimizi alışverişe atsak gibi böyle bir moddayız. Eminim herkes onları düşünüyor. O yüzden inşallah bakalım hani bu iyi noktalarını alıp kendimize ödev olarak alacağımız noktaları güzel çalışırsak gelecekte çok online'ın çok ciddi bir kanal olacağını düşünüyorum. İnşallah da böyle devam eder bakalım. Sinan Bey çok teşekkürler. Yani bir taraftan da tabii süreye bakıyorum ama sizlerle konuşacak o kadar çok şey var ki yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Aslında biraz da aştık da. Sorun değil, biraz aşabiliriz. Hala da bizi izleyen birçok kitle var. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. Siz biraz geleceğe de girdiniz, en azından yakın geleceğe, her ne kadar kimse bilmese de. Yani bugün hani ben bu sürecin nereye gideceğini çok iyi biliyorum diyenler, hani sizlere böyle gelenler varsa naçizane hani benim kendi fikrim, ben çok bilinebileceğine çok inanmıyorum hala daha. En azından bir yakın zaman tahmini yapabiliriz. Biraz böyle şey gibi, meteoroloji hava tahminleri gibi, işte 4 günü doğru, ertesi gün yağmur yağacaktı, ne oldu yağmadı filan durumların olacağını düşünüyorum. Ama genelde tutturacağız çünkü o hissiyat da çok önemli. Ne kadar analitik tool'lar da kullansanız, o yılların verdiği tecrübenizle kattığınız zaman ortaya tam bütünleşik bir şey çıkacak, inanıyorum. Ben şimdi tekrar Fatih'e son böyle ama çok kısa gelecekle ilgili, biraz önce söylediğim gibi tahmin etmek zor ama en azından planlarınız olabilir, bizlerle olan işbirlikleriniz olabilir. Birlikte çünkü çok proje konuşuyoruz, belki hepsini duyurmak istemezsin burada ama bulut sistem kullanıyorsunuz. Buna yıllar önce yatırım yapan çok değerli firmalardansınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum tekrar katılım gösterdiğiniz için. Biz hani bulut denmediği zamanlarda Diva'yı bulut olarak sunuyorduk ve daha sonra bulut kavramı geldi ve siz buna inanmışsınız. Evet, böyle olmalı. Ben bunu işletmemeliyim, buradan bir hizmet almalıyım ve bütün kanalım buradan bağlı olmalı. Entegrasyonlarla istediğim şekilde hakim olmalıyım. Bunları gerçekten daha 10 yıl, 15 yıl önce düşünmüştünüz. Tepal'le 20 yıla kadar süren bir işbirliğimiz var. Ne diyeceksin Fatih bundan sonrası için? Kısa ama. Evet, mümkün olduğu kadar kendimizi apt etmeye çalışacağım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi iki tanesine değineyim sadece o zaman. Şu an yürürlükte olan bir projemiz var. En büyük projelerimizden bir tanesi. Zaten bu korona olmadan önce de bizim bir hayli gündemimizin ortasındaydı. Biz onun ismini Barkod projesi olarak nitelendirmiştik. Aslında bu herkesin, izleyenlerin anlayabileceği seviyeye indirirsek aslında izlenebilirliği sağlamak. Ürünlerimizin aslında kısmen şu anda izlenebilirliğini sağlıyoruz. Fakat bunun tam manasıyla üretimimizden başlayarak tüketicinin evinde end of life olmasına kadar ki süre zarfını aslında biz izlemek istiyoruz. Bu anlamda eksik olan noktamızı sizlerle tamamlamaya çalışıyoruz logoyla. Bayilerimizde barkod okuma sistemini devreye alıyoruz. Önümüzdeki günlerde canlıya geçeceğiz.
Ve böylelikle aslında organik ve temiz bir dataya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Nerede ne ürünümüz var onu net bir şekilde görebileceğimizi düşünüyoruz. Az önce de zaten örnek verdiğim projede Biden-SEC projesi veya ona benzer 24 saatte teslim projesi vesaire, bunların hepsini zaten sağlayabilmeniz için temiz bir görünürlüğe ihtiyacınız var. Yani net bir şekilde sahayı gördüğünüz sürece her türlü tool'la altından kalkılamaz denilen şeylerin aşılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer noktada hani bir tanesi buydu. Diğeri de şu, eminim ki Volkan Bey de Sinan Bey de o anlamda çalışmalar yapıyordur. Girişimlere başlamıştır. Belki de yol kat etmiştir. Biz biraz bizim çapımızda bir şirket için biraz geride kaldığımızı düşünüyorum ama yapay zeka tarafında bizim ciddi bir yatırım yapma ihtiyacımız var. Bu anlamda arayışlarımız da var. Bu anlamda çok hedeflediğimiz insansız ortamları çoğaltmak istiyoruz. Çünkü ne kadar insan olan manuel işlerin yürüdüğü yerde o kadar problem çıkıyor. Özellikle biz IT tarafında çok bu tür şeylerle muhatap olduğumuz için süreçleri daha otonom bir şekilde bir otomasyona tabi tutup kendi kendine yürüyebilir hale getirmek istiyoruz. Bunun temel taşı da aslında yapay zeka. Ve bu anlamda birkaç yatırımımız olacak diyorum ve bitirmem gerektiğini hatırlıyorum. Sözü sana tekrar veriyorum. Çok teşekkürler. Volkan'dan da bir iki cümle alalım. Özellikle merak ediyorum, satış sonrası hizmetlerde bir teknoloji dönüşümü olur mu açıkçası? Birebir satış sonrası hizmetleri kapsayan projeler, aslında birçok proje aynı anda yürüyor. İşte iade operasyonlarını yönetebileceğimiz süreç bir yandan devam ediyor. Ürün takip edebilirliği bizim için de şu anda öncelikli sıralardan biri. Yani depodan çıkan ürünün mağazaya gitmesi, bu ürünün hangi tüketicinin evine girdiği, o tüketicinin o ürünün rutin bakımlarını, yani o ürünün aslında hayatı boyunca ne durumda olduğunu analiz edebileceğimiz bir yapı üzerine çalışıyoruz. Bu tabii ki satış sonrasında çok olumlu etkileri olacak. Çünkü tüketici ürününü kaydettiği zaman işte belli bir süre sonra, işte 6 ay sonra bir bakıma ihtiyacı duyuyorsa otomatik bilgilendirmeler gibi şeyler tasarlanıyor. Ama hani diğer tarafta bunlar nispeten Türkiye'de aslında çok zor değil, var olan şeyler ama hani hoşuma giden nesnelerin iletişimi tarafında Groupset Fransa tarafında çok güzel işler yapılmaya başlandı. İşte akıllı robotlar, mutfak aletleri şu an çok popüler ve gündemde. Türkiye'ye de yakın zamanda gelecek. Makine hem yemeği pişirebiliyor, hem karıştırabiliyor, hem yoğurabiliyor ve burada siz kişisel bir tarif uygulayabiliyorsunuz. İşte Urfa'daki bir ev hanımı bir tarifi çok güzel bir şekilde yaptığında o tarifi bir upload edip başka bir İstanbul'da da aynı tarifi download edip makine yükleyip otomatik aynı tarzda yemekleri yapabileceğimiz hale geleceğiz. İki cihazın birbiriyle konuşmasıyla, ki Vestel burada ciddi güzel işler yapıyor, onları da yakından takip ediyoruz. Bizim tarafta da küçük ev aletlerinin birbiriyle konuşması, işte kahve makinesiyle tost makinesiyle robotun birbiriyle konuşması gibi bir takım gelecekte keyifli şeyler Türkiye'de gelmeye başlayacak. Hani çok yakın gelecekten bahsedecek olursak, dediğim gibi her ürün öyle ya da böyle hijyen ya da sağlıkla dokunuyor olması gerekecek. Bunları da destekleyen altyapıların yapay zeka ile artırılmış gerçekliği tüketicilere sunulabiliyor olması gerekecek. Hani bizim öngördüğümüz ve üzerinde çalıştığımız ana konular bu şekilde. Çok teşekkürler. Son sözü size vereyim Sinan Bey. Kapanışı yapalım tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Biz de Fatih Bey ve Volkan Bey'in bahsettiği güzel teknolojik gelişmelerde farklı taraftan bir desteğimiz aslında oluyor. Biz de Volkan Bey bahsediyordu, EV3 mesela. Bizim robotik dediğimiz bazı setlerimiz var. Çocukların sıfırdan bitirip farklı farklı şeyler yapıp onlara hareketler verebildikleri.
İşte augmented reality var. İşte sanal gerçeklikte bir ürünü seti sıfırdan arkadaki çocuklar yapıp üzerinde oyun oynayabiliyorlar. Bir yandan da biz çocuklara bu geleceği anlatmaya çalışıyoruz aslında. Onlar küçük küçük daha amatörce başlayıp buna dokunmaya başlıyorlar. Gelecek bu tarafta işte arkadaşlarımızın bahsettiği gibi yani robotlardan bahsediyoruz. Hani her şeyi farklı farklı şeyler şekilde yapabilecek aslında bir süreç başlayacak yakın zamanda. Bir yerden de hatta bu pandemiyi konuşurken acaba bir şeyin testi mi diye çok böyle farklı farklı senaryolar da konuşuluyor. Belki de olur bilmiyorum. Hani o kadar çok farklı şeyler görüyoruz ve duyuyoruz ki o yüzden biz de son zamanlarda bütün şeyleri dinlememeye çalışıyoruz bir yandan. Yolumuza bakmaya çalışıyoruz. Biz Lego Store operasyonu olarak da şimdi geleceğe hazırlanmaya çalışıyoruz. Şimdi müşteri daha da değerli hale gelecek. Sayıları çünkü bir müddet daha az göreceğiz mağazalarda. Müşteri özellikle sizlerle yaptığımız Diva tarafında, logo tarafında yaptığımızda belki bunlara daha çok ağırlık vermemiz gerekecek. Ne kadar müşterimiz vardı, bunların davranışları böyleydi, şimdi ne oldu? İşte online'a döndü mü yoksa hala oradan çekiniyor? Mağazalara da gelmeye ve bir müddet belki çekilmeye devam edecek. Biz nasıl o iletişimi canlı tutarız gibi data analizleri çok daha fazla. Data mining'e kadar gidecek, derinliklere gidecek. Analizler çok daha önemli hale gelecek. Müşteriyi kaybetmemek daha da önemli hale gelecek. Aktivasyon tarafında çalışmak belki önemli hale gelecek. Çünkü bunları hep yaptığınız anda en sonunda müşteriye dokunup onu memnun etme noktasına geliyorsunuz. Hepimizin farklı farklı aslında işte Lego değil de atıyorum başka bir oyuncak markası alacak, işte bebek alacak, farklı şeyler alacak. İşte sizlerin küçük ev aletlerinden belki başka markayı düşünecek farklı şeylerde. Arka tarafında aslında servis anlamında da güçlü markaların yanına da markanın gücü ne kadar büyük olursa iletişimi sağlıklı yürütecek, mutlu edecek. Hata yapsanız bile gönül alabilecek o iletişimin, altyapının ve arka tarafında data yönetiminin çok daha önemli olacağını düşünüyoruz. Ona göre biz hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemlerde ders almaya çalışıyoruz açıkçası, iyisiyle kötüsüyle. Sonrasında da hızlı bir şekilde koşmaya çalışacağız. Hani online artık böyle ya bir ara daha iyisini yaparızdan daha da ön tarafa geldi. Onun üzerine de işi geliştirmeye çalışacağız her şekilde. Hemen hemen bu kadar söyleyebilirim. Çok teşekkürler Sinan Bey. Vizyonlarımız ortak. İyi ki müşterimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Birlikte uzun yıllar size hizmet vermekten de keyif duyacağız bundan sonraki dönemlerde. Ben size, üçünüze de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımlarınız için. Sevgili izleyenler için de oldukça güzel bir toplantı oldu bence. Bir söyleşi oldu. Onlara da katılımları için çok teşekkür ediyorum. Benim Levent hocamın bir sözü var. Levent Erden, onunla bitirmek istiyorum. Bir bulut sevdalısı olarak öyle diyelim. O der ki ne kadar fırtınalar da olsa, yağmur da, çamur da olsa bütün uçaklar bulutun üstüne çıktığı zaman hava güzelleşir. Herkesi bulut sistemleri kullanmaya teşvik etmek istiyorum. Bundan sonra da herkesi davet ediyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.